Merhaba Türkiye. Yes. Vamos? Vamos. Adoro? No, paro, video. Merhaba Türkiye. Stop. Un, dos, tres. No. Okay. Okay? Dur, stop. Merhaba Türkiye. Nasılsın Mayara? Nasılsın? 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 Tudo bem? Sim, tudo muito bem. İyiyim. İyiyim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Nasılsın Türkiye? Muito bom. Nasılsınız Türkiye? Nasılsınız arkadaşlar? Herkese Brezilya'dan günaydınlar, iyi günler arkadaşlar. Biz şimdi Mayara'yla dışarıya çıktık. Böyle bir yerdeyiz. Burası Salvador değil. Salvador'dan biliyorsunuz ayrıldık biz Mayara'yla beraber ve Mayara'nın memleketine geldik. Mayara'nın doğduğu, büyüdüğü, çocukluğunu, bebekliğini, her şeyini geçirdiği sokaklardayız şu anda. Şu yolun en sonundaki evde kalıyoruz. Mayara'nın işte doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı ev orası. Dün gece orada kaldık. Buranın ismi bu arada Brezilya'da Cachoeira, Bahia eyaletinde Salvador'a otobüste 2 saatlik mesafede olan bir yerdeyiz. Şimdi öğlen saat 12-1 civarları dışarıya çıktık. Mayara şimdi memleketini, şehrini bize gezdirecek. Benim şu ana kadar öğrendiğim bilgiler ise burada Cachoeira şehri. 45 bin nüfuslu bir yer. Burası biraz küçük. Oo baya, bak vamos vamos diyor. İleride baya bir müzik sesleri, bando sesleri gelmeye başladı herhalde. İleride bir eğlence, bir şeyler var. Bugün Cachoeira sokaklarını keşfedeceğiz. Aynı zamanda burası hakkında önemli bir bilgi daha vereyim derken Mayara koşuyor. İleride bir olaylar varmış. Neyse hemen bir oraya gidelim. Bilgi olaylarını sonra şey yaparız. Şimdi bir ilerideki eğlenceyi, karnavalı kaçırmayalım. Bir bakalım oraya hemen. Evet burada. Burada bir bando ekibi var. Dışarı çıktığımız gibi hemen bir eğlence, müzik çıktı hemen karşımıza, gayet güzel. Mayara! Cachoeira muito animado, muito muito. Esse para que? São João? Sim, festa! Festa! Alegria! Brasil, todo Brasil, no Cachoeira, no Salvador. Todo Brasil, todo dia festa. Todo dia festa. Ya Brezilya'da eğlence hiçbir zaman bitmiyor zaten, her videoda hemen hemen söylediğim bir cümle. Brezilya'da eğlence hiç bitmiyor, rastgele sokakta böyle bir eğlence denk geldi, kalabalık. Güzel, biz şimdi Mayara'yla dışarı çıktık. Ne yapacağız ben bilmiyorum, Mayara patron. Ha, Mayara şu an buraya getiriyor bizi. Size de bu Cachoeira'yı göstereceğim olabildiğince detaylıca. Çok renkli bir şehir arkadaşlar. Dün gece biraz gezdik, onun da videosunu zaten paylaşmıştım. Gece yürüyüşü, şimdi günlük güneş bir anda gezeceğiz. Mayara böyle bir yere getirdi bizi şu an. Burası ne olduğunu bilmiyorum ama şimdi öğreneceğiz. Bir girelim içeriye bakalım. Aki ke? Ha, Google Translate yaptığı bir şeyler çeviriyor şu an. Aqui antigamente ficavam os escravos presos. Aqui se chama câmara e cadeia. Bakalım Translate'den ne çeviriyor anlamadım. Bakalım, beraber bakıyoruz. Burada geçmişte köleler hapsedilirdi. Orada oda ve hapishane denen şeyler var. Ha, Portugal. 500 anos antes. Wow! Arkadaşlar şu an çok önemli bir yere geldik. Gerçekten çok önemli bir yere geldik. Hemen ne olduğunu size anlatıyorum. Zaten biliyorsunuz bu Bahia Umunito Trudator. Sonra içeri gireceğiz. Arkadaşlar çok önemli bir şey bu. Bunu hemen bir 30 saniye kısaca bir özetleyeyim içeri girmeden önce. 1500'lü yıllarda şimdi Mayara ve Mayara gibi buradaki herkes, önceki videolarda çok kez söyledim, öz ve öz Brezilyalı değiller. Hepsi Afrika kökenli Brezilya bunların hepsi. 1500'lü yıllarda Portekizliler bütün Brezilya'yı işgal ediyorlar. İşgal ettiğini ucuz işçi çalıştırmak için 1500'lü yıllarda Portekizliler Afrika'ya gidip Afrika'dan hani siyah beyaz ayrımcılığı yapılıyordu o zaman, sen zencisin, kölesin muhabbetleri falan muhabbetlerinde. Afrikalıları buraya, yani siyahi kişileri buraya getirip köle olarak çalıştırdı Portekizliler yüzlerce yıl boyunca ve buraya getirilen Afrikalılar burada köle olarak çalıştırıldı ya. İşte tam burada arkadaşlar, yani Mayara'nın
dedeleri diyeyim yani 500 yıl önceki Afrikalılar tam bu binada hapsedilmişler. Burada işkence görmüşler. İçeri girebiliyoruz mu diyeyim canım? Mayara da burada video çekiyor kendine. Para TikTok? No. Yes. Mayara da orada video çekiyor. Fotoğraf çekiyormuş. Şurada fotoğraf çekilelim bari. Otro. Fotoğraf çekiliyoruz burada. Poz verelim böyle. Ama 3 segundos. 3. 1, 2, 3. Şöyle kamerayı bırakayım ben de. Şöyle fotoğraf çekilelim. Evet şimdi bu Afrikalıların 500 yıl kadar önce hapsedildikleri, işkence gördükleri o zindanlara geldik. İçeri girilmiyor. Kapısı şöyle göstereyim kapalı. Kilitli içeri girilmiyor galiba. Can we go inside? Kapalı. Çalışan kimse de yok burada. İçeri girilmiyor da şöyle pencereden size içeriği göstereyim. Esclavos presos. Şöyle bakıyoruz. Afrika. Gerçi buradan tam zindan yerleri gözükmüyor da herhalde burası bir müze. İçeri girip gezilebiliyor galiba herhalde de. Şu an kapalı sanırım anlamadım. Yalnız burası işte tüyler ürpertici bir yer işte. 500 yıl önce Afrikalıların işkence gördüğü yerler. Ne o bom? Aki. Sofrimento. Sua grande grande pai, grande mãe. Aki. Si. Bum bum bum. Yani işkence nasıl anlatayım bilemedim Portekizce. Neyse burası böyle bir yermiş. Şimdi çıktık buradan. Şimdi Mayara bize Cachoeira şehrini iyice gezdirecek. Ben de sizlere olabildiğince tanıtmaya çalışacağım buraları. Şimdi çok güzel bir meydana geldik. Dünkü paylaştığım videoda burayı gece gezmiştik. Burayı ben size bir önceki videoda göstermiştim. Buraya işte São João'ya hoş geldiniz diyor. Birkaç gün sonra burada São João karnavalı başlayacak. Dün buranın gece gezinti videosunu paylaşmıştım. Sizle şimdi günlük güneşlik bir havada geziyi paylaşıyorum. Dün gece buraya geldiğimizde burası full'du arkadaşlar. Eğer dünkü videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz hemen izleyin arkadaşlar. Kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Burası dün çok full'du. Şimdi gerçi öğlen saatleri diye boştur herhalde. Gecesi yine dolar buranın. Yalnız şu binalar çok güzel değil mi ya? Sarı, mavi, her türlü renklerden var. Çok rengarenk bir şehir burası. Şimdi biz bu bulunduğumuz Cachoeira şehri böyle denize ve sahile çok uzak bir yer. Hani Salvador'a göre üç iç kesimlere girdik bayağı bir. Burada deniz yok ama burada göl gibi bir şey var. Burada abimiz de biralar taşıyor motorla. Burada göl gibi bir şey var. Çok güzel manzaralı. Size hemen şimdi bu gölü göstereceğim şimdi. Efsane bir manzara yeri var bakın. Ve burada çok güzel böyle hani çay bahçesi gibi bir yer yapmışlar. Çay bahçesi değil, herkes burada oturup bira alkol içiyor şu an gördüğünüz gibi. Tam keyif yapmalık bir yer değil mi burası? Herkes oturmuş burada. Göl kenarında içiyorlar, takılıyorlar. Size hemen şimdi şu manzarayı bir gösteriyorum hemen. Yani şurada arkadaşlar oturup iki bira içilmez mi? Veya akşam gün batımında burada yemek yenmez mi? İşte şu manzaraya bakın ya. Dünkü çektiğim gece videosunda demiştim size yarın buraya gelip size günlük güneşlik halini göstereceğim diye. Ve şimdi size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Tam şurada bir köprü var. Gözüküyor mu bilmiyorum şu an ama şu köprüden geçtiğinizde şu karşısı burası Cachoeira değil arkadaşlar. Burası Cachoeira şehri, şu bulunduğumuz yer. Şu köprüden geçtik mi? São Félix isminde bir şehir orası. São Félix? São Félix. Evet, São Félix isminde şehir orası. Yani burasıyla orası farklı yerler. Şimdi yürüyelim, Mayara'yı takip edelim. Você patron, vamos? Vamos. Mayara bizi gezdiriyor bugün. Bu şekilde ara sokaklara girdik. Mayara az önce bana söyledi ki... Mayara biliyorsunuz şu an Salvador'da kendi hostelini işletiyor ama hosteli 2 senedir işletiyor. 2 sene öncesine kadar Mayara bana hep diyordu ki benim güzellik salonum var falan diyordu. Kendi güzellik salonunu açmış işte daha önce güzellik salonu işleri yapıyormuş ve tam bu sokakta yapıyormuş Mayara dedi. Oji, aki? Abi. Tam burada. Ha, aki, beleza. Aa, şu dükkan. Ha, diğeriymiş. Mayara burada eskiden güzellik salonunu işletiyormuş tam bu sokakta, Cachoeira'da. Vay be, Mayara'nın mazileri burada yatıyor. Você patron aqui, ha? Muito anos antes? Sim, sim. 3 anos antes. Oh, 3 anos antes. 3 yıl önce burada kendi... Yellow. Aa, burası? Aki. Yes. Aa, tam bu dükkanmış. Şimdi Agora cell phone. No, es. Ha, aki. Yes. Bu dükkanmış Mayara'nın. Agora no trabalho? Agora no mais. Şimdi dükkan boşmuş. Eskiden burada işletiyormuş. Vay be. Eski dükkanı burasıymış Mayara'nın.
Tabii Mayara buralı olunca bir sürü tanıdığı da var tabii, selamlaşıyor ya ben. Bayağı bir tanıdığı var. Você muito famoso aqui. Muito famoso. Evet, selamlaşıyor birileriyle Mayara her gittiğimiz yerde. Ve buradaki sokaklar çok güzel ya. Şu dikkat mesela, bir ayakkabıcı ama. Şu etrafına bakın, ne kadar güzel ya. Çok güzel, renkli renkli şehirler. Burası da bir bar. Brezilya'da bir bar. İnsanlar geliyor burada içiyorlar şu an. Öğlen vakti bayağı bir içiyorlar. Brezilyalılar alkol çok seviyor ya. Her dakika sürekli içiyorlar. Böyle mahalle arasında çok fazla bu şekilde barlar mevcut. Böyle salaş. Böyle bizim Türkiye'deki gibi böyle kaliteli lüks mekanlar hiç yok. Böyle salaş. Aa, şu dükkandaki şey çok güzel. Şöyle bir adam, bir kadın burada kahve içiyorlar. O tarafta. Çok iyi. Ah, likör? Você quer agora? Não, agora não. Esse também muito bom, velho. Oh, okay. Burası bir likör dükkanıymış. Mayara likör çok seviyor. Esse é licor Rocomito. Rocomito ismi. Mayara likör içmeyi çok seviyor. Şimdi içelim mi dedim de daha öğlen saati. Daha sonra gelip içeriz belki. Muito bom. Depois. 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 Bebida aqui. Esse e outro também. Okay. Dois aqui. Very good. Okay, você é patrão, Mayara. Você é patrão. Ama güzel dükkan ya, bayağı güzel. Ese? Burada da bir mahalle kahvesi var. Bizim kahve kültürü gibi oturmuşlar böyle. Oyun oynuyorlar, kağıt oyunları falan oynuyorlar. Bildiğiniz kahve gibi. Bildiğiniz San Brezilya, Bahia kültürü de burada çok iyi görüyoruz. Yani mesela Bahia'nın böyle sahil taraflarına, deniz, kum güneş taraflarına gittiğimizde hep turistik yerler görüyoruz, tatil yerleri. Salvador'a gittik. Salvador'da da hani yine orada turizm üzerinde böyle hani turistik yerler hep gördük. Şimdi bizim bu geldiğimiz yer hiç turistik olmayan bir yer. Tamamen doğal bir kültürün olduğu yer burası. İşte tam Bahia kültürü, Brezilya kültürü, Afrika kültürü hepsini bir arada burada çok iyi görebiliyoruz. Çünkü burası turistik bir yer olmadığı için, hatta dün bile bana Mayara dedi ki herhalde bu Kaşıvara'ya gelen tarihteki ilk Türk sensindir hatta falan dedi yani Mayara. Yani o yüzden burası turistik olmadığı için tam doğal bir kültür görebiliyoruz burada. Yani tam çok güzel kültür videosu oluyor gerçekten. Şöyle bakın yani bunların hiçbirisi turizm için yapılmış, gösteriş meraklısı için bir yer değil yani. Tamamen doğallık. İnsanlar tamamen doğal halinde. Tudo bem? Aa, bakın mesela Brezilya bayrakları yerde. Şimdi burası Türkiye olsa, Türk bayrağı böyle yerde olsa böyle olur muydu? Ese no bom, amor. Brasil, what? No bom. Mi trabajo ali. Ha. Clínica. Clínica. Antes beauty. Manicure pedicure antes. Dois trabalho. Okay, quantos anos antes? Quatro, não, três anos, quatro anos antes. Quatro. Antes Salvador, eu trabalho aqui. Klinika, doktor, yes. Depois beauty, depois Salvador hostel. Dois trabalhos. Ha, si si, eu sei, entendi. Şimdi Mayara diyor ki, bu arada Mayara'nın çok fazla mesleği var. Az önce hani güzellik salonu yerini görmüştük ya. Ondan öncesinde de Mayara'nın asıl mesleği, yani üniversitede sağlık bölümü okumuş. Kendisi aslında hemşire, yani ilk mesleği hemşirelik. Burada bir klinik varmış, klinik aki. Yes. Şimdi Mayara 4 yıl 5 yıl öncesinde burada güzellik salonunu da açmadan önce burada klinikte çalışıyormuş eskiden. Burada hemşire olarak. Sonra o hemşireliği bırakıyor, güzellik salonu açıyor. Güzellik salonunu bırakıyor, Salvador'da hostel açıyor. Bayağı bir iş adamı yani direkt. Bayağı başarılı. Çok iş denemiş kendisi. İşte arkadaşlar mesela Brezilya kültürü, bakın normal doğal sıradan evler. Ve aynı şekilde bakın mesela burada insanlar kıyafetlerini yıkayıp bu şekilde evin önüne sokağa asmışlar. Tam bir doğallık örneği işte direkt Salvador'daki kültür. Muito bom, Mayara. Eu gosto aqui. Eu gosto aqui. Şu karşıda da böyle sandalyeler falan atmışlar, böyle kafe şeklinde yapmışlar orayı da. Şu arabalardan gözükmüyor da. Burada da işte şöyle, buranın çöp tenekeleri de bu şekilde. Çok enteresan. Buraya bir kalıp bir şey atsan düşecek. Kalın paketler için yani. Çok garip bir çöp poşetleri var. Burası da böyle güzel. Kafe. Oturup bira içiyorlar insanlar burada. Bu şekilde. Gel, şu an erken saat olduğu için bir de çok sıcak. Burası da bir bar işte. Brezilya'nın barları bu şekilde. Abla da güzel bir tezgah kurmuş orada. Çok renkli, güzel gözüküyor.
Böyle ara sokaklara girdik. Bayağı dar sokaklara. Burada Mayra'nın teyzesi burada. Onu görmeye geldik. Evet. Mayra'nın teyzesi. Oy. Böyle çok çok dar böyle yerler, enteresan sokaklara geldik bayağı bir. Şehir merkezinden, sahil kesiminden bayağı bir uzaklaştık göl tarafından. Mayra'nın teyzesi burada. So my Ühma. Yes, okay. Burası Makedo. Ha, aynı zamanda burası bir marketmiş ya, bakkal burası. Yani şöyle bir bilgi de vereyim, çok enteresan. Brezilya'da çoğu insan evinin kapısında satış yapıyor. Hani evini hem burada yaşıyorlar normal evi, hem de evin balkonunda, kapısında, camında böyle market gibi bir şeyler de satıyorlar. Bakın burası normal evi. Ve evinde böyle cips, çikolata falan şeyler satıyorlar. İçeri giriyoruz galiba. Aki? Oi, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Mert. Ontem ela açaí, não saí. Ah, sim, entendi, entendi. Ontem de noite é açaí. Ah, sim, 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 entendi. Ah, 3 horas. É, pronto. Então, não tá lá dentro, pode entrar, Mayra. Qual o seu lugar, Mayra? Show frio. Vou tirar não, menina. Hã? Não precisa tirar não. Ele já tirou, deixa ele. Ne yapıyoruz anlamadım. Anlamadım. Böyle bir eve geldik. Brezilya kültürel evi bir tane işte. Bakalım yaşam standartları nasıl? Yaşadıkları ev bu şekilde. Burada da bir ablamız çıktı. Oi, tudo bem? Alla no coco. Conhece? Ah, ele me quer. Okay. Ah, coconut. Vou fazer cocada. Cocada muito prazer. Muito bom. Coco? Arkadaşlar bakın, coconut bu da. Ablamız burada coconut'ı alıyor böyle. Coconut'ın suyunu içini çıkartıyor herhalde. Cocada. Cocada. Para açaí. Não, shopping. Não, não, não. Não. Não encomenda. Vende cocada, vende. Ah, ok, ah. Muito bom. Muito bom, coca. Çok güzel. Ah, delícia. Ah, eu gosto muito coca. Pena que não tem nenhum, eu tô falando aí para encomenda. Olha. Não deu tempo não, minha filha. Muita correria, Maia. Eu cheguei na hora errada, né? Aa, burası bahçe kısımları, çok güzel. Burada yemek yiyorlarmış, tam yemek zamanlarına gelmişiz. Bahçe kısmı var. Oo, çok güzel gözüküyor bahçe. Burada güzel, samimi. Çok doğal böyle, doğal bir bahçe. Böyle bir ev ortamına geldik. Şimdi ne yapacağız burada bilmiyorum açıkçası. Mayra bir teyzemi görmek istiyorum, buraya bir gelelim dedi. Tamam dedim, işte teyzesine geldik evine. Biraz arada burada oturup çıkarız, gezmeye devam ederiz. Şimdi biraz burada bir zaman geçirelim. Aa, kokonat buldum. Bakın o içeride ablamız kokonat kesiyordu ya, işte bakın. Kokonat. Kokonatın içi. Şimdi Mayara'nın teyzesinin, akrabaların evinden çıktık. Çok tatlı insanlardı. Sua familia muito bom ya, muito. Muito bom pessoas. Şimdi arkadaşlar farklı bir şehre gideceğiz şimdi. Söylediğim gibi burası Cachoeira şehri ve tam burada bir göl gibi bir yer var biliyorsunuz. Şimdi bu sol taraf Cachoeira, gölün karşı kısmı São Félix isminde bir şehir. Burada da zaten tabelası da var. Görüyorsunuz São Félix yazıyor. Burada bir köprü var. İşte bu köprüyü geçeceğiz şimdi. Köprüyü geçip São Félix tarafını gezeceğiz ama ondan önce Mayara bir şey dedi. Aki? Burada tren rayları böyle şehrin içinden gidiyor. Eskiden şehrin içinden tren geçiyormuş da bir keresinde tren devrilmiş. Onun için şehrin içine tren devrildiği için o günden sonra yasaklamışlar. Şu tren yolu artık çalışmıyormuş. Bir tren yolu çalışıyormuş. Şu içeriden şehrin dışından gidiyormuş. Şimdi burayı gezmeye geldik. Burası müze, sinema, müze falan diyor bu şekilde böyle. Herhalde trenle ilgili bir müze. İçeride galiba motorlar falan bir şeyler var böyle. Farklı bir müzeye geldik şimdi. Burayı bir gezelim. Aa, kamera. Mi kamera, mais bom. Arkadaşlar bunlar fotoğraf makineleri. Aman tanrım. Fotoğraf makineleri var burada. Bakın burada filmli makineler, burada film falan var böyle. Wow, filmli makineler. Çok eski yıllardan, önceden kalma. Kaç yıllık acaba? Oo, çok güzel. Şu içerisi full. Buraya bir gezelim. Aa, burada bir plak var burada. Bayağı güzel, büyük bir plak. Orada da bir tane plak koymuşlar. Filmli makineler ya. Şuna bakın. Kaç yıl öncesi? Quantos anos antes? No sei, mas muito anos. Abi çok tarihi, çok güzel şeyler var. Ay. Deixa eu te dizer o que significa esse equipamento. Esse quantos anos? Enquanto não existia esse equipamento,
todos os filmes era mudo. Esse aqui bota banda sonora no filme. Valla ne dediğini anlayamıyorum ama tanıtıyor galiba. Depois que foi produzido esse equipamento, o filme passou a ser sonorizado. Şurada diğer makinalara bir bakalım. Anlamıyorum adamın anlattığını maalesef, o yüzden dinleyemiyorum. Burada çok enteresan cihazlardan var ya, çok iyi. Bakın şurada filmli makinalar ya böyle, filmler. Eskiden o filmler, her şey bunlarla çekiliyormuş. Oo, çok eski bilgisayarlardan var. Bana seslendiler. Isso aqui já é uma cópia para ser exibida no cinema. Film bu elindeki. Tá vendo essas linhazinhas aqui? Isso é o som do filme. Aqui que tá música, tiro, diálogo. Aquele equipamento é que faz isso. Music audio. Müzika. Müzik kayıtlarını bununla alıyorlarmış galiba. Şöyle şu cihazı da bir göstereyim size. Çok enteresan. Şu diğer taraflara bakalım. Bakın çok eski bilgisayarlar. Çocukluğumu hatırladım ya. Benim çocukluğumda da bilgisayarlar bunun gibi bir şeydi böyle. Çok eski büyük kasa bilgisayarlardan tarihi. Çok iyi ya. Si. Aa, kamera, bakın kamera var burada. Vay. O eski filmler. Tripoda bakın yalnız ya. Sí, soy turco, Turquía. Kamera Fransa. Fransa? Ah, Fransız kamerasıymış bu, Fransa. La famosa caja de fósforo toda de madera. A segunda câmera que os irmãos Lumière fabricou em 1915. Mi trabalho foto. Sim. Eu também sou diretor de fotografia. Eu Turquia, fotógrafer. Fotógrafer, eu fotógrafer. 1915. Faço filme, faço película. Vídeo. Esse é para YouTube, vídeo. Eu fiz todos os filmes do Glauber Rocha. Muito bom. Bakın burada bir tekerlekli sandalye buldum. Çok eski. Yılları yazmıyor ya. 1959 yazıyor da herhalde. 1959 olabilir herhalde kaldığı yıl. Onun dışında bakın burada işte kamera bölümüne geldik. Oo, şu eski kameralara bakın. Aa, anno 2013 diyor ya. 2013 ya, bu yakın zamanmış bunlar. Şu üsttekiler zaten belli zaten. Sony, Moni falan. Burada Rolex var. Çok iyi ya, şu makinalara bakın. Fotoğrafçılar şu an çıldırıyor. Bu arada size şunun bilgisini de vereyim. Benim asıl ana mesleğim, böyle böyle gezdiğime, dolaştığıma, YouTube videosu çektiğime bakmayın. Benim en profesyonellik mesleğim fotoğrafçılık. Ben Türkiye'de 10 sene boyunca profesyonel anlamda fotoğrafçılık yaptım. Yani benim asıl mesleğim bu. Yani o yüzden çok ilgimi çekti şu an bu cihazlar. Şöyle çok enteresan radyolar falan var burada ya. Şunlara bakın. Şöyle antenli radyolar, çok iyi. Teyipler falan, kaset de çalışıyor da bunlar. Kasetli. Çok güzel şeyler var. Şimdi o çok güzel müzeden çıktık. Bu sarı yer efsaneydi ya. Eski makinalar, böyle fotoğraf makinaları, televizyonlar. Ne arasınız var, çok güzeldi. Şimdi artık biz şehir değiştiriyoruz. Şu demir şu köprüye geldik. Köprüden geçiyoruz. Böyle bir yol. Bu yolun karşısı daha önce söylediğim gibi São Félix ismindeki başka bir şehre bağlanıyor. Şimdi bu güzel manzaralı yerden geçiyoruz. Mayara da fotoğraf çekiyor, selfie çekiyor kendine. Beraber çekiyor. Selfie'miz de çekildik. Böyle güzel manzaradan şimdi yürüyüş yapıyoruz. Çok güzel değil mi ya? Şu demirden böyle bir köprüden geçiyoruz. Buradan da arabalar falan geçiyor. Oo, karşı tarafın manzarası daha güzel. Mayara. Muito bom. Burada çok belli oluyor mu bilmiyorum kameradan ama karşı tarafın manzarası burası çok güzel. Aqui tem uma barragem. Abastecimento de água. Anlamadım bunu da Google Translate yazıyor şu an diyeceğini. Çok güzel bir iş oldu ya. Çok güzel. Translate'den ne çevirmiş bakıyoruz hemen. Ne anlatıyor? Burada Bahia'daki tüm belediyelere su sağlayan ve açıldığında nehri dönüştüren
Bahia'daki en büyük barajlarından biri var. Bent kapakları su kaynağı. Aki. Oo, bayağı ilginç. O taraftaymış. Bayağı ilginç bir hikaye. Güzel. Şimdi São Félix ismindeki şehre geldik. Şimdi São Félix'i gezeceğiz. Mayara da şimdi dedi ki bu nehirde diyor çok fazla kobra yılanlarından var burada. Çok tehlikeli bir yer diyor burası. Ama gördüğünüz gibi şu karşıya da yüzme yeri yapmışlar. İnsanlar buradan inip yüzüyorlarmış burada. Dedim ben de Mayara'ya burada dedim kobra yılanları var. Millet de yüzmek için buraya giriyor. Nasıl oluyor bu iş dedim. Yani tehlikeli burası dedim. Yüzülmez burada dedim. Mayara da diyor ki zaten burada çok fazla ölüm var diyor. İnsanlar burada yüzmek için giriyor. Kobralar geliyor, ısırıyor, sokuyor falan. İnsan burada çok ölen var daha önce diyor. Çok değişik bir kafalar burası. Neyse biz girmeyelim, ölmeyelim. Ne olur ne olmaz. Yüzmeyelim burada. Manzarayı keşfedelim yani şuradaki yeşillik yer. Şu binaların dizilimi çok güzel ya. Bayağı güzel yerlere geldik. Aqui muito bom, muito. Şimdi São Félix isimli şehrin girişindeyiz. Köprüden çıktık. Şehre girdiğimiz gibi karşımızda şöyle güzel dekorlu böyle güzel bir kilise karşıladı. Karşıda bir süpermarket falan var burada da kapalı yalnız. Böyle çok güzel bir yere benziyor burası da bayağı ferah. Yani Cachoeira'dan pek bir fark yok. Zaten gördüğünüz dip dibe iki tane şehir. Şimdi karşı yakayı geziyoruz şimdi karşı tarafı. Bakalım buralarda neler göreceğiz. Şurada Terminal Rodoviero yazıyor. Yani burası otogar terminal. Yes. Bakın Faraonobüs. Evet burası otogar var bir tane. Şöyle ilerlere yürüyelim sahil kenarından bakalım neler göreceğiz. Sahil tarafına geldik şimdi. Burada da gördüğünüz gibi bir sürü böyle renkli aynı tarzı binalar devam ediyor. Aynı tarz kültürde. Şimdi şöyle sahile geldik. Şimdi karşı taraf Cachoeira. Başka bir şehre geldik. Çok ilginç değil mi ya? Hani videoya ilk başladığımda Cachoeira isimli bir şehirdeydik. Şimdi başka bir şehre geldim ama karşı taraf yani. Çok ilginç böyle yani. Küçük yerlerdeki yaşamları ben çok seviyorum. Ben zaten böyle genel olarak büyük şehirlerde yaşamayı hiç sevmem. Nefret ederim. Hayatta da yaşayamam. Mesela Türkiye'de İstanbul hiç sevmiyorum. Yani İstanbul çok güzel bir yer tabii ama hani sevmiyorum derken yaşamak için. Ben hayatta İstanbul'da yaşayamam çünkü çok büyük. Ben böyle küçük, mütevazi, daha böyle minik, doğal, sempatik yerler daha çok hoşuma gidiyor. Burası gibi. Yani bakın yürüyerek şu köprüden şehir değiştiriyorsun. Daha ne olsun yani. Çok güzel. Yürüyerek bütün şehri gezebiliyorsun. Ben bu tarz yerleri çok seviyorum. Şurada çok güzel bir yeşillik alan var. Valla şuraya otur, ye, iç, takıl şu yerde şu manzaraya karşı mis gibi yerler. Burada da spor aletleri falan yapmışlar birkaç tane. Şurada spor aletleri var. Şu bina da güzelmiş. Oo, muito bom. Şu çok güzel gözüküyor. Şu beyaz yer ne yazıyor? Danneman ne demek? Aqui antes fábrica de fumo. Fumo? Fábrica, fabricação de fumo, tabaco. Ha tobacco. Ha, tobacco fumar. Yeah. Aa, eskiden burada sigara üretiliyormuş burada. Agora no finish? Ainda fabrika. Agora si tobacco? Aa, burada sigara üretiliyor. Sigara fabrikasıymış burası. Ne kadar değişik ya. Binaya bakın. Hiç fabrikaya benzemiyor. Fabrika benzese bile yani burada sigara üretildiği yani çok ilginç bir bilgi oldu. Gaz payı Burada da bir heykel bulduk. Bir ablamız var burada. Ne yazıyor burada? Felixto Paraguasu. 1895 yazıyor. Düz hesap işte 150 yıl önce falan yaşamış. Kim olduğunu bilmiyorum burada abla. Ela ke? Felixto Paraguasu. Una estatua. Escultura. Kultura. Neyse devam edelim. Kim olduğunu anlayamadım. Şurada bir iki tane böyle yelkenli falan var. Şey burada tekne küçük kayıklardan var. Çok güzel karaya koymuşlar. Vallahi şöyle kaçırıp şunları bir denize gitsek böyle. He? Karangejo. Kobra? Karangejo. No. Burada hayvan falan varmış. Karangejolar varmış burada. Karangejo ne hayvanı bilmiyorum. Daha yılan ya. Yılan delikleri ya. No. Turdator, karangejo. Karangejo, burada bir sürü delikler var arkadaşlar. Bakın burada Portekizcesi karangejoymuş. Translate'den Mayara çeviriyor şu an ne olduğunu. Ne hayvanı var acaba? Burada böyle deliklerden var. Gelip de bizi sokmasın şimdi burada yılanlar falan. Bakın abi burada çok fazla delik var. Ne hayvanı var acaba burada? Bir sürü deliklerden var ya. Sayısız, çok fazla. Burada da var bir tane. Çok fazla
da delik var. Bu yılan ya. Yılan delikleri değil mi acaba? Dur bakalım ayara bir çevirsin. Ne çıkacak acaba hayvanı merak ettim. Sokmasın bir de ayağının dibinde delik var. Yengeç. Yengeçmiş. Yengeçler yaşıyormuş burada. Yengeç yuvalarıymış bunlar da. Neyse şimdi şurada çok güzel teknelerden var. Şuraya bakın şurada bir tekne. Şurada da bir iki tane üç tane kayık var böyle. Oo şu taraflarda futbol sahası, voleybol sahası falan yapmışlar. Orada takılanlar var çok güzel. Oraya da bir bakarız. Bakın burada çok güzel tekne var böyle. Yelkeni geçirin buraya. Yalnız yerler bayağı çamurlu. Bastıkça böyle ayağım batmaya başladı. Şöyle güzel bir yelkenli bir tekne yapmışlar buraya. Güzel, ilginç. Şöyle ileri bakalım, yürüyelim ileride. Var böyle voleybol sahası oturan birkaç kişiler falan var. Çocuklar top oynuyor. Oy, tudo bem? YouTube. Aa anladı. See, eu YouTube. Esse para YouTube. Oi. Tudo bem? Yes. Como te chama? My name is Gui. Aa, do you speak English? Turn. Şöyle güneş buradan geliyor. Do you speak English? Poco. What is your name? Gui. Gui. Nice to meet you. My name is Mert. I am from Turkey. Turquia. E o nome brasileiro? Ele, o nome dele é Mert e ele é da Turquia. Qual é o nome do canal? É Mert Aktaş. Kanalımın adını söyle. Mert Aktaş. Mert Aktaş. Mert. Mert. Aktaş. Aktaş. É. Vou te mostrar. Bana abone yaptırıyor. Esse vídeo um semana depois YouTube. Você pode assistir uma semana depois no YouTube. Çok tatlı ya. Karşıda Brezilyalılar var. Bakmayın çocuk olduklarını. Brezilyalı bunlar ya. Hoppa aldım. Qual o nome do canal dele? Mert Aktaş Travel. Vamos, Mayara, vamos. Eu não sei. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, Mayara, vamos. Mayara'yı görelim nasıl futbol oynuyormuş. Bravo, Mayara. Vem. Utandı. Você professor, você Ronaldinho, Roberto Carlos. Ronaldinho. Ronaldinho brasileiro. Evet arkadaşlar biz şimdi bir anda São Felix'ten geri dönme kararı aldık. Tam şurada hatta görüyorsunuz şu ileride ambulans var. Şurada parmağımın ucunda ambulans var. Çok talihsiz bir olaya denk geldik. Keyfimiz kaçtı bizim de geri dönelim dedik. Yürüyorduk ya yürüyüş yapıp gezerken işte son top oynadık. Oradan yürürken 3-4 tane kişi yürüyordu böyle kızlı erkekli. Bir tanesinin kafasına güneş geçti herhalde anlamadık. Bir anda yere düştü kafasını yere bir vurdu. Kafatasından o kadar kan kaybetti ki çok fazla yerde gözümüzle gördük. Adam can çekişti resmen ama ölmedi ama hani ölüyor gibi bir şeydi böyle çok kötüydü adam. Ambulans falan geldi aldılar işte götürüyorlar şimdi. O ana tanık olduk çok kötüydü yani kafatasının üstünden buradan böyle bayağı bir çok fazla kan dökülünce biz de gözümüzle gördük falan kötü oldu. Neyse dedik biz de o sahneyi izledik ambulansı aradık falan ambulans geldi götürdü falan. Şimdi biz de geri dönüyoruz artık.
acıktık biraz da zaten. Geri dönelim dedik şimdi. Eve dönelim, bir şeyler yiyelim, oturalım. Sonra çıkarız tekrar dedik. Biz şimdi geri dönüyoruz artık. Size olabildiğince Cachoeira'yı ve São Félix'i göstermeye çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir buraları. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay, görüşmek üzere. Bay, arada da keyfi kaçtı bu sahneyi görünce. Bay bay.